bize verdiği ekonomik ve sosyal zararların telafisi çalışmalarından oluşacaktır. Tabii parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler, bu zavallılar daha bizim ikinci gün. İlk gün arkadaşlarım, bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi. Ve bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ve ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Ve bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Ve yine aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız. Biz dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Ama Hatay milletvekili olmanın ötesinde Cumhurbaşkanı olarak biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. İşte bu sabah Kırıkhan'dan bir hanım kardeşim aradı. Ve Adalet Bakanımıza, Cumhurbaşkanımızla görüşmek istiyorum dedi. Adalet Bakanım da bana bu durumu iletti. Kendisini aradım, kendisiyle görüştüm. O ne anlayıştır? O ne kadar güzel bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanım, bizim hiçbir şu anda sıkıntımız yok. Her şey geliyor. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur. Ama şikayetçi değilim. İşte bu da bu milletin bir evladı. Doğma büyüme Hataylıyım dedi. Kırıkhanlı. Şimdi bir ona bakıyorum. Bir de milletvekili olarak parlamentoya gelmiş olan bayana bakıyorum. Dürüst olalım, dürüst. İskenderun'da diyor ne var? İskenderun'a provizör gemi var. Şimdi Karpet'in gemisi de yine orada. Ve bunun yanında İskenderun'da çadır da var, konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldin mi? Evet geldim. Ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler. Ve oradaki çalışmalarda sağ olsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki ondan da haberi yoktur. Ama dedim ya biz dertliyiz. Bizim derdimiz var. Ama bunların derdi yok. Ve bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi aynı şekilde Hatay'ın diğer ilçelerinde de hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Hatay'ın en büyük enkazının olduğu yer Antakya'dır. Belki bundan da haberi yok. Çünkü onun gittiği yerler bellidir. Ama biz her yeri dolaşıyoruz ve dolaşacağız. İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağım. Ve biz bir taraftan vefat edenlerimizi, tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı, bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza süratle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına malum başladık. Ve bu konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin
risk yapılanması üzerinde de çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık. İkinci turu aynı şekilde yapılıyor ve bunu da devam ettireceğiz. Bütün bu çerçevede bir ilk adım olarak genel başkanı olduğum AK Parti'den milletvekili adayı olmak için başvuracaklarla ilgili bir karar aldık. O da şu: partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce ilgili birimimizce belirlenecek asgari rakam tutarını AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Yapacakları cömert bağışlarla deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kararın diğer partilere de örnek olacağına inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha altını çizerek ifade etmekte fayda görüyorum. Türkiye 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları tamamen kaldırmadan ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını tümüyle telafi etmeden geleceğin güvenliğine bakamaz. Seçime katılan Cumhurbaşkanı adayları, ittifaklar ve siyasi partiler olarak attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, açıkladığımız her programda bu hakikate bağlı kalmalıyız. Geçmiş seçimlerde sıkça yaşadığımız gibi 14 Mayıs süreci kısır siyasi çekişmelerin, yalan ve iftira üzerine kurulu kampanyaların mecrasına dönüştürülürse bunu başaramayız. Böyle bir durumda önce depremzede vatandaşlarımız, onlarla birlikte 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz. Bizim böyle bir vebali göze almaya inancımızda, ahlakımızda, siyaset anlayışımızda el vermez. İşte bunun için, Türkiye için hemen şimdi diyerek 14 Mayıs'ı 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmek için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.